hastane kurduk. İlk 1-2 sene bayağı şey tabii, büyük şey var, zorluklar var. Hatta personel şeyini bile kredilerle ödüyorduk, yani personel masrafını. Fakat bir ay bile aksatmadık çok şükür şey. Yani hiç kimsenin ödemesini, maaşını, ücretini hiçbir şey aksatmadık. Ben çünkü dedem Merzifon'un büyük iş adamlarındandı. En büyük zengin ve şeydi. Bir dedemin birisi, benzinli olan dedem vardı. O şey vergi birincisi olan birisiydi. Diğer dedem de o da un ticareti yapıyordu. Büyük iki pastanesi vardı Merzifon'un. İkisinin de sahibi oydu ki. Kira, yani kendi mülkü var. İkisi de esnaf ve bizim atalardan gelen bir esnaf şeyimiz var. Yani bu ikisi de, bu annem babam bizi, yani yaz dönemlerinde babam benzinli vardı babamın da. Yaz dönemlerinde benzinin şehir içinde Ekim Pazarı'nda bir dükkanı vardı. O dükkanı bizi çalıştırırdı. Gaz yağ satardık. Diğer zamanlarda da biz Texas Tombs kitapları, o zaman biliyorsunuz meşhurdu. Onları alırdık. Onları alır şeyler, diğer arkadaşlar okurduk. Mesela bir kitap okumayı kiraya okuturdu. Kitabın parasını çıkarırdık o zaman. Yani o öyle kitapları alırdık öyle. Yazın parayı biriktirdik öyle. Ve mesela annem bize karadut sattırırdı. Karadut, evin bahçesinde çok güzel karadut vardı. Küçük tabaklara koyardı onu. Üzerine de bir kürdan koyardı. Gidin esnafa satın. Meğer o aslında bizi şey yapmak. Yani küçük yaşta bizi böyle hayata hazırlamak için yapmış. Yoksa oradan gelecek şey de değil. O gibi şeyler dolayısıyla bizim yani iki babamın şey olması, iki dedemin esnaf olması, bu gibi özellikler nedeniyle yani ticarete yabancı bir şey değildik. Yani ortamda değildik. Yani böyle bir ortamda tabii o bizim bir yani bütçe mantığını kafamızda gelen aileden gelen bir alışkanlıkla bütçe mantığını kafamıza oturtmuşuz demek ki. Buradan kaynaklanarak biz hastanede de bütçeyi döndürmekle ilgili, yani o tecrübenin faydası oldu ve danışmanın çok faydası oldu. 2006'da olunca 2008'de bize bizde öğretim üyesi olan arkadaşımız var, Halil Rıdvan Hoca. O zaman İstanbul'da başka bir üniversite öğretim üyesiydi o. O geldi dolaştı, ya dedi burası dedi üniversite hastanesi gibi olmuş dedi. Yani üniversite hastanesi, üniversite kurar burası dedi. O zaman ilk kafamıza ilk şeyi o attı. Ondan sonra bir sene sonra da 2010 kongresini, ECNS kongresi var, uluslararası. Kemal Arkan Hoca var, Cerrahpaşa'da. Onunla birlikte Amerika'daki ve işte Avrupa'da, dünyada nöro görüntüleme uluslararası kongresinin 2010 Türkiye ayağını biz aldık onunla. O zaman ondan önce de Norman Moore isimli hocamız şeye geldi. Hastaneye geldi, ziyaret etti, ya burada dedi bizim bir psikiyatri uzmanının rüyasında olan bütün altyapı var dedi. Bir beyin görüntüleme, beyin uyarım tedavisi, her şey var dedi. Burası üniversite hastanesi, yapın burayı dedi. O Amerika'dan gelen hocamız dedi. Bu gibi şeyler üzerine ben bunu yapmak büyük iş, üniversite kurmak nereden? Yani ama ben üniversite kurarım diye demek ki bir şimdi düşünüyorum, Ankara'da bir vakıf vardı. Vakıf vardı. Kurucu olduğum böyle İnsani Değerler Vakfı. Ankara'da sizin kurucu olduğunuz. Benim kurucu olduğum. 97'de kurulmuştu o da. Daha çok insan hakları üzerine amacıyla İnsani Değerler Vakfı kurulmuştu. Ankara'daydı merkezi. Ben nasıl faaliyeti vardı hocam? Onun faaliyeti daha çok böyle insan hakları, adalet, bu gibi konularda bizim o 28 Şubat dönemi mağdur olmuş insanlara yardım etmek amacıyla kurulmuş bir şeydi. Dayanışma, yardımlaşma vakıftı. Fakat o vakıf aktif olamadı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden siz aktif değilsiniz, ya kapatın ya el koyacağız dediler. Onun üzerine ben oradaki bütün kuruluş masraflarını alıp vakfı devraldım. Yani oradaki yapılmış şeyleri İstanbul'a. Mahkeme kararı gerekiyor vakıfın, tabii tüzüğünün değişmesi, yönetim kurulunun vesaire değişmesi için
mahkeme kararıyla merkezi İstanbul'a taşıdık. Biz yönetime, diğer bizdeki psikolog doktor arkadaşlarla birlikte yönetime geçtik. Vakfı yedek duruyordum. 2001'de vakfı biz devraldık. 97'de Ankara'daydı. 2001'de yanılmıyorsam aldık. Bu vakıf da elimizde var. Vakıfımız var dedik o zaman. Üniversite kurmak için ne yapabiliriz? Bunun için YÖK'ten şey istedik. Şartlar istedik. Baktık epeyce bir şey var. Yani hem maddi olarak şey gerekiyor, vakfın kurulması için bir altyapı gerekiyor, diğer varlık gerekiyor. Diğer taraftan da vakfın tüzüğünün ona uygun hali olması gerekiyor. Onun üzerine biz şu andaki gidişimiz, yani geçmişteki 10 yıla baktığımızda, bu gidişimizde önümüzdeki 10 yılda eğer kendi alanımızda büyümek, bu alanda Türkiye'ye en iyi şeyleri yapmak, getirmek istiyorsak, büyüyeceğimiz alan üniversite olmalı diye ben hedef olarak kendim onu seçtim. Yani eğer şahsi konforumu düşünsem, eğer şeye düşünüyorum, eğer işi sadece ticari olarak düşünsem, o dönemde arsa borsa işlerine girerdim. Yani kendi alanıma geri dönüşünü olan yatırım şeklinde girmezdim. Yani demek ki şeyde, yani bütün kazanımı kendi alanıma yatırarak, borçlanıp büyüyerek bu şekilde girdim. O dönemde üniversiteyi kurmak için de bütün şartları araştırdık. Hastane binasını vakfa devrettiğimiz zaman ve belli bir kefalet verdiğimiz zaman üniversite kuracak şartlar hazır oluyordu o dönemde. Yani 15 milyon TL'lik bir şey vardı o zamanki şartlarda. 2008 bu. Onun üzerine biz bunun baktık oluyor altyapı. Üniversite işlerine girilir. Ama dediler orada eğer üniversiteyi kuramazsan, yürütemezsen, biz Hami Üniversite Yalova Üniversitesi oldu. Buna el koyar ona göre. Çünkü yürütemediğin an üniversite döndüremediğin zaman devletleşiyor. Bütün sahip olduğun şeyler gider diye yok dedim ben yani bu konuda hiç tereddütsüz. Hatta vakfın belli bir geliri olması lazımdı mesela. İnsani Değerler Vakfı'nın belli yıllık bütçesi, belli mal varlığı olması lazımdı. Mesela üzerimdeki iki evi ona yaptım. Oraya vakfa devrettik. Olduğu gibi vakfın üzerine. Hastaneyi de üniversiteye devredince üniversite kurulur hale geldi. Ceket kaldı daha bir caizse. Vakıf kendi tüzüğüne uygun, kar amaçlı olmayan kurum demektir. Kurum demektir. Kendi tüzüğünde olan iş faaliyetleri yapması için bizim bu kurduğumuz İder Vakfı'nın tüzüğünde eğitim vermek, çeşitli eğitim alanında, insani değerler ve ruh sağlığı alanında faaliyet yapmayla ilgili. Yani bu faaliyetle ilgili kar amaçlı çalışma yapacak, kazanımını tekrar kendine döndürecek. Bu amaçlı, bu şekilde bir bilimsel gelişmeye harcayacak. Yani ki hedefine uygun yapacak yaptığı her şeyi. Bunu yapmadığı zaman zaten vakıflar denetleniyor. Amacına uygun yapmamışsınız diyerek oradan sorumlu tutuluyoruz. Yani bu vakıf bu şekilde. Yani bir biz bu şekilde yapmazsak zaten vakıfa aykırı olur. Kuruluş amacına aykırı olur. O şekilde yaptık ve bunu da ben bunu herhangi bir şekilde hastaneyi kurarken vakıf yoktu. Yani hastanenin kazanımını mesela üniversiteyi kurarken de elimdeki birikimi de üniversitenin şu anda merkez kampüsü olan Altunizade'deki binayı da satın alırken yine şahsi birikimimi olduğu gibi oraya yatırdım. Yani kalanını borçlandım o şekilde. Bu merkez binayı da o şekilde aldık. Hastane binasını da vakfın mal varlığı olarak devrettik. Böylece üniversitenin temel altyapısını o şekilde oluşturduk ve kendi kendini 3. senede döndürür hale geldi üniversite.